Zagor, kılıç ve kalp. Japonya prensi Minamoto'nun hizmetindeki samuraylar, efendilerin ülkelerinden uzakta Zagor tarafından yenilmesi üzerine intihar ettiğini öğrenirler. Ve onlar da aynı yolu izlerler. İşlerinden sadece genç Takeda, baltalı ilahı öldürerek prensin intikamını almak için hayatta kalır. Amerika'ya ulaşan Takeda, mühendis Robson'un Darkwood yakınındaki demiryolu şantiyesinde çalışmaya giden Çinlilerin kervanına katılır. Ne var ki yolculuk sırasında bir grup Meksikalı Jenk adındaki genç kızı taciz eder. Bunun üzerine Takeda yetişip hepsini öldürür. Sadece çete reisi Carrizo intikam yemini ederek kaçmayı başarır. Carrizo, Takeda ve Jeng'i bulmak için Robson'un yanında muhafız olarak çalışmaya başlar. Zira şantiye sabotajların hedefi haline gelmiştir. Ve silahlı muhafızlara ihtiyaç vardır. Öte yanda Zagor ile Chico, Robson'un yardım isteyen mektubunu alır almaz şantiyeye gelirler. Fakat Robson mektup yazmadığını söyler. Mühendis Robson'un demiryolu şantiyesinde. Yani o mektubu göndermediğini mi söylüyorsun? Evet. Doğrusu çok tuhaf. Bir de kendin bak. Göstersene. Hayır, bu benim el yazım değil. İmza da bana ait değil. Yardıma çok ihtiyacım olduğunu inkar etmiyorum ve bu konuda en çok sana güvenebilirim Zagor. Ama biraz benim emrimde çalışmadığın için biraz seni kulü bende mi yoksa dünyanın hangi köşesinde bulacağımı bilemediğimden ve biraz da bu işin altından tek başıma kalkacağımı umduğum içindir ki seni çağıran bir mektup yazmadım. Oysa elime bu tür bir mektup ulaştı. Bunu yazan kişinin şantiyedeki durumdan haberi varmış. Bu durumda onun kim olduğunu bulup ortaya çıkardıktan sonra kendisine teşekkür bile edebilirim. Belki de mektubunu asistanın yazmıştır. Aslında ona sizden sık sık söz ettim. Daha önce kaç kez başımı beladan kurtardığınızı anlattım. Ama eminim böyle bir işe girişirken Bullock benim de fikrimi alırdı. Gizlice hareket etmesi için bir neden göremiyorum. Nasıl olduğu artık fark etmez. Buradasınız ya, bence kutlamaya değer bir olay. Önceki tecrübelerime dayanarak biliyorum ki beni canımdan bezdiren sorunları bu sefer de çözeceksiniz. Bana sorarsan daha farklı bir yardım talebinde bulunmalıydın Raps'ın. Ne zaman yeni bir şantiye kurmaya kalksan belalar yağmur gibi yağmaya başlıyor. Sana asıl lazım olan seni kötülüklerden koruyacak bir muska ve tabii onu hazırlayacak bir büyücü. İnan bana. Eninde sonunda senin tavsiyene uymak zorunda kalacağım Chico. Bu arada bir kadeh sihirli etkisine de güvenmiyor değilim. Onun için gelişinizde güçlenen şansımın şerefine. Şerefe. Şimdi de olanları daha açık şekilde anlat, Raps'ın. Başıma gelen bütün olayları sıralamak çok uzun sürer, Zagor. O yüzden sadece son. Webster ve Dwight geldiler. Kim onlar? Meslektaşım bir mühendis ve onun yardımcısı. Webster inşa edilen diğer demiryolu hattının şantiyesini yönetiyor. Kendisiyle ortak çalışmayı düşünüyorum. Sen atlarla ilgilen, daha sonra gelirsin. Selam Webster, girsene. Sağ ol Raps'ın, umarım soğuk bir an vardır. Bu çorak yerde soğuk bir şey azdır. Az önce dostlarım Zagor ile Chico'ya viski niyetine ikram ettiğim içkiyle yetinmek zorundasınız. Tabii ona da içki denirse. Tanıştığımıza memnun oldum beyler. O zevk bize ait. Dediğinden olsun. Yine de boğazımızı ıslatmaya yeter. Beni ziyarete gelmeni beklemiyordum.
Ferriş Dağı'ndaki tünelle uğraştığını sanıyordum. Delme işini dün bitirdik. Aslında ben senin rayların döşenmesinde bu kadar gecikeceğini ummuyordum. Planlanan süreye göre şu anda en azından Rockstep'i geçmiş olmalıydın. Oysa daha köprüyü tamamlaman gerekiyor. Geri kaldığımı biliyorum ama telafi etmeye çalışıyorum. Yararı yok. Öngörülen süreye artık ayak uyduramazsınız. Çalışma takvimini yeniden gözden geçirmeliyiz. Benim korkum da bu. Ama benim suçum yok. Sabotajların arkası kesilmedi. İşlerin yavaşlaması kaçınılmaz. Kiraladığın silahlı muhafızlarla bile sabotajların önünü alamadın. Şirket şantiyeni yönetme biçiminden hoşnut değil Raps'ın. Bay Adams bunu sana iletmem için gönderdi beni. Çalışmaların nasıl ilerlediğini şahsen kontrol etmemi benden isteyen kendisi. Senin gönderdiklerine artık güvenmediği için benim ayrıntılı bir rapor hazırlamamı rica etti. Adams bana güvenmiyor mu? Olayların gerçek yüzünü gizlemenden korkuyor. Senin aksine o demiryolunu finanse eden yatırımcılardan hiçbir şeyi gizlemek amacında değil. Bunun için gerçek durumu bilmek istiyor. Sen de sana karşı açık olmam gerektiğini düşünüyorum Raps'ın. Adams'ın ortaklarından birkaçının senin işine son vermesi ve yerine daha yetenekli ve etkili birini geçirmesi için baskı yaptıklarını öğrendim. Vay canına. Adams'ın bu tip taleplere boyun eğeceğine inanmam. Yıllardır onun yanında çalışıyorum. Yıllardır ona yüzlerce kilometre demir yolu inşa ettim. Karşılaştığım zorluklar sadece geçici olaylar. Şantiyemi kimin ve neden sabote etmek istediğini öğrendiğimde hepsi sona erecek. Kimler ve neden olduğu yeterince açık. Evet, olayların nasıl meydana geldiğini biliyorum ama elimde kanıt yok. Kesin gözüyle baktığınız bu varsayımın ne olduğunu ben de öğrenebilir miyim mühendis Raps'ın? Her şeyin sorumlusu Çinliler ve bunu da yapımcı firmanın ücretlerinde uyguladığı kısıntının intikamını almak için yapıyorlar. Kanıtlara gelince sabotajların ücretlerin indirilmesinin hemen ardından başlaması bence yeterli değil. Belli ki sarı suratlardan bazıları Bay Adams'ı bu yolla ikna etmeyi umuyorlar. Böylece ücretleri korkunç olayların başlamasından önceki seviyeye yükseltmesini bekliyorlar. Dediği gibi olamaz mı Raps'ın? Pek emin değilim çünkü mühendis. Mühendis Raps'ın. Ne var, ne oluyor? Yeni bir kaza daha meydana geldi efendim. Kahretsin, nerede oldu? Nasıl? Köprüde efendim, adamlardan ikisi aşağı düştü. Gel Zagor. Zagor ve Raps'ın kısa sürede köprüye ulaştılar. Chico, Webster ve Dwight onları izlediler. Çekilin, yol verin, geçeyim. Neler oldu burada? Köprünün ortasındaki iskele dayanaklarından biri kırıldı. Gelin. Kendiniz bakın. Üç kişi üstünde çalışıyordu. İçlerinden sadece biri kirişlere tutunmayı başardığı için kurtulabildi. Diğer ikisi aşağı yuvarlandı. Biri kıyıdaki kayaların arasına düştü. Gördünüz mü? Öteki suya düştü. Akıntı cesedini ileriye sürüklemiş olmalı. Vay canına, hayır, hala yaşıyor, sudaki bir kayaya tutunmuş. Hayret, doğru. Ama uzun süre dayanamaz, gücü tükenmek üzere. Bir şeyler yapmalıyız. Ne gibi? Biz aşağı ininceye kadar zavallı adam çoktan boğulup gider. Bir fikrin var mı Zagor?
O adam buradan düştüğü halde sağ kaldığına göre aşağıda su yeterince derin demektir. O yüzden ona zamanında ulaşmanın bir tek yolu var. Zagor, hayır. Ahyak, çıldırmış, kahretsin. Parçalanacak. İmdat. Zagor nereye gitti? Bakın, Çinli'nin eli kayadan kurtuldu. İşi bitti. Hava. Vay canına. Ona yetişmeliyim. İnanılmaz şey. Zagor tek parça olarak su yüzüne çıktı. Öyle ama sarı suratı imkan yok kurtaramaz. Onu tanımadığınız için böyle diyorsunuz Mühendis Webster. Bekleyin de görün. Ne kötü çarptım. Buradan hemen çıkmalıyım. Başardı. Tabii Çinli hala yaşıyorsa. Hala soluk alıyor. Güzel haberi yukarıdakilere de versem iyi olacak. Yaşıyor Webster, yaşıyor. Hasmım bu yaratılışta bir adam olmalı. Bu o, hiç şüphem yok. Onu öldürmek benim için büyük bir onur. Sabotajcılar. Bir saat sonra kalçasındaki çıkık yerine oturtuldu. Vücudundaki diğer sarsıntılar gözlem altında tutulmalı. Ama kurtulacak. Üzülmeyin. Sağ olun doktor. Arkadaşınıza gelince kemikleri çelikten olmalı. Bu belayı birkaç ezik ve sıyırık atlatmış. Aslında şansım yardım etti. Zagor'un bu tip işlere kalkıştığına ilk kez tanık olmuyorum. Buna rağmen her seferinde şaşırmaktan kendimi alamıyorum. Hastayla işim bitti. Şimdi izninizle diğer yaralılarla ilgileneyim. Ne yazık ki bu revir giderek Sahra Hastanesi'ne dönüşüyor. Böyle devam ederse ben tek başıma yetişemeyeceğim. Bir doktor daha tutmanız gerekebilir. Bir doktor daha mı? Buna izin vereceğini sanmıyorum Raps'ın. Duyduğuma göre senin şantiyede bir tane bile yokmuş Webster. Anlaşılan sadece Çinlilerin ücretlerinden değil, aynı zamanda işçilerin sağlığı üzerinden de tasarruf yapıyorsun. İhtiyaç doğduğunda işçilerin yaralarını dikmeleri için iki marangozu görevlendirdim. Bence çok da iyi başarıyorlar. Anladığım kadarıyla sizin ve Raps'ın demir yolu şantiyesini yönetme konusundaki fikirleriniz birbirinden farklı. Mühendis Webster, bana kalırsa sizin bakış açınız hatalı. Bunu düşünmeye başlasanız iyi edersiniz. Zaten meydana gelen olaylar yanlış düşündüğünüzü gösteriyor. Ne demek istiyorsunuz? Sabotajları kimin düzenlediği ile ilgili tahmininiz sağlıklı değil. Olaylardan Çinlileri sorumlu tuttunuz. Oysa sabotajların ilk kurbanları uzak doğulu işçiler. Çinlilerin kendi vatandaşlarının ölümüne yol açacak suikastler düzenlemeleri mümkün mü? Belki ilk seferde yanlışlıkla meydana gelmiş olabilir ama sonrasında tecrübe edindikleri için hedef seçerken daha dikkatli davranmaları gerekirdi. Püh, o sarı maymunların aklına fazla güveniyorsunuz Zagor.
Milyonlarca insanın doğup milyonlarcasının açlık ya da hastalıktan öldüğü ve iş bulmak umuduyla kaçtıkları bir ülkeden geliyorlar. Onlar için insan hayatının hiçbir değeri yok. Birilerinin ölmesi bir anlam ifade etmiyor. İnanın bana, o insanlar bizden farklı düşünüyorlar. Söylenen yapılır. Söylemekle yapmak aynı şeydir. Saldırıya geçileceği zaman doğru an beklenmeli ve doğru anı beklerken de saldırı unutulmamalı. Samuray gece gündüz iyi düşünmeli ve kendine bir hareket hattı çizmelidir. Samuray'ın hayatı kendi çözümünün doğruluğunu her zaman sınamayı gerektirir. Kazizo'nun tehditlerine göz yumdum. Çünkü kılıcımı buraya saklamıştım. Onu almaya zamanım olmadı. Zaten o uğursuz şantiyeye geleli daha 2 hafta oldu. Şimdiye kadar beni fark etmedi. Hem onu tam da Zagor'un geldiği bir sırada öldürmeye kalksaydım, bütün planım suya düşerdi. Prens Minamoto'nun öcünü alır almaz onunla da ilgileneceğim. Jeng'e bir kötülük edememeli. Ben varken de, gittikten sonra da. Ne kadar kalmayı planlıyorsun Webster? En azından 2-3 gün. Demiryolu yatırımcılarına vereceğim rapor için gerekli bütün bilgileri topladıktan sonra gideceğim. Randy Hoffman'a uğra, kendisi işçi lojmanlarına bakar, sana ve Dwight'a bir baraka tahsis etsin. Umarım elinde yeni bir tane vardır. Daha sonra görüşürüz Raps'ın. Konuşmamız gereken başka konular da var. Bu adamdan hoşlanmadım. Ben de öyle Chico. Oysa yaşına göre çok yetenekli biridir. Kısa sürede yatırımcıların gözüne girmeyi başardı. Mühendis Raps'ın. Ne çabuk döndün Bullock. Öyle oldu efendim. Olay yerine varmam uzun sürmedi. Meydana gelen hasarı tespit etmek için bir göz atmam yetti. Frenler zorlandığında kırılacak şekilde eğlenmiş ama arabanın altına yatıp bakmadıkça dışarıdan anlaşılmıyor. Bu tuzağı hazırlamak sabotajcının ne kadar zamanını almıştır? Kimse rahatsız etmediyse en az 3 saat. Bu durumda sabotajın gündüz etrafta bu kadar insan dolaşırken hazırlanması imkansız. Geceleyin ise silahlı bekçiler vardiya geziyor. Araba her akşam lokomotifin yanına bırakılıyor. Orası şantiyenin en iyi korunan noktalarından biridir. Hiç kimsenin onları fark etmemesi mümkün mü? Belki de gece vardiyasındaki muhafızları sorguya çekmenin zamanıdır. Sabotajcıların nasıl olup da rahatsız edilmeden işlerini görebildiğini onlar açıklayacaklar. Muhafızlarla sabotajcıların suç ortağı olduklarını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum ama göz ardı da edemem. Dashiell, Vincent, atları ağıla götürün ve bugün dinlenin. Olanlardan sonra buna ihtiyacınız vardır. Doğru söylüyorsunuz mühendis bey. Haydi güzellerim, gidiyoruz. Ne zaman bir sabotaj yapıldıysa her defasında incelettim ama hiçbirinden sonuç alamadım. Fakat bu sefer çok iyi korunan o arabanın hasar görmesi inceleme alanını daraltıyor. Belki durum farklı gelişebilir. Çünkü artık sen yanımızdasın Zagor. Ben de öyle umuyorum. Bu arada sürekli beni buraya çağıran mektubu kimin yazabileceğini düşünüyorum. İçime bir kurt düştü. Aslında sabotajların beni şantiyeye getirmek amacıyla düzenlenmiş olmasından şüphe ediyorum. Nasıl yani?
Tabi sadece bir varsayım ama mektubun nedenini açıklıyor. Yine de birilerinin bu tip bir hileye başvurarak beni neden buralara sürüklediği hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse, şimdi yapacağımız araştırmayı düşünelim. Şantiyenin korunması ile ilgilenen adamlar neredeler? Şuradaki barakada kalıyorlar. Lojman görevlisinin adı Kling. Dün gece nöbet tutan muhafızları o size bulur. İçimden bir ses onları çoktan çağırdığını söylüyor. İçeride olmalılar. Sen nereden biliyorsun? Havayı koklamam yetti. Siz duymadınız mı? Bu koku salçalı rosto kokusu. Hay Allah! Tam da muhafızların kaldığı barakadan geliyor. Böylesine nefis bir koku çevredeki herkesi buraya toplar. Bizim Chico Felipe Cayetano hiç değişmeyecek. Lopez Martinez ve Gonzales'i unutma. Selam, sizleri tanımak büyük zevk. Özellikle de aşçı başıyı. Sen de kimsin? O bir dost ve adı Chico Kling. O ve Zagor şantiyede konuğum olarak bulunuyorlar. Öğrendiğim iyi oldu mühendis. Arka arkaya meydana gelen sabotajlardan sonra şantiyede yeni tiplerin dolaştığı görülürse arkadaşlarınız tehlikeyle karşılaşabilirler. Biz de zaten şantiyenin korunmasıyla ilgili bazı sorular sormak için geldik Kling. Dün gece bir lokomotifin yanında duran demiryolu arabasının frenlerini bozmuş. Gece devriyesinde görevli kimdi? Dün gece mi dediniz? Parker, Red ve Grimm'in sırasıydı. Üçü de orada poker oynuyorlar. Parker, Red ve Grimm. Güzel. Dün gece bir gariplik gözünüze çarptı mı? Hayır, çarpmadı. Oysa frenleri bozan şahıs epey bir süre uğraşmış ve oldukça da gürültü yapmıştır. Belki de düşündüğünüzden daha sessizdi ya da gece biz devriyedeyken harekete geçmemişti. Oynadığınız ilginç bir el. Gördüğüm kadarıyla yer bir hayli yüksek. Masada aşağı yukarı 100 dolardan fazla para var. Mühendis Bey size iyi ücret ödüyor galiba. Cömertliğinden dolayı seni tebrik ederim Raps'ın. Normalin üstünde bir para ödemiyorum artık Zagor. Doğruyu söylemek gerekirse bu paraları görünce ben de şaşırdım. Buradaki miktar nereden baksan birkaç aylık ücret kadar. Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Aldığımız maaşın büyük kısmını biriktiriyoruz. Şantiyede harcayacak yer olmadığı için zaman geçirmek için poker oynuyoruz. Tabii ya, yemekten önce bütün birikimlerin ortaya sürüldüğü ufak bir parti. Böyle büyük çaptaki oyunlar yemeğin pişmesini beklerken oynanmaz. Tabii kolay yoldan değildi, alın teriyle kazanılmış paraysa. Mühendis Raps'ına yönelttiğim soruyu bir daha soruyorum. Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? İma falan ettiğim yok. Biliyorum. Masadaki miktarı saymaya gerek yok. Ya da eşyalarınız arasına sakladıklarınızı, elbisenizde ya da çizmelerinizde demir tozu var mı diye kontrol etmek de lüzumsuz. Biliyorum çünkü seni ve arkadaşlarını iş üstündeyken gören biri var. Zagor blöf yapıyor. Onun için kararını ver. Ya hemen konuşmaya başlarsın ya da önce seni bir temiz döverim. Ben. Sen ne? Hay aksi. Bizi buldular. Bu durumda yapacak tek şey kalıyor. Çok geç olmadan paraları alıp kirişi kırmak. Kahretsin. Vay canına. Eyvallah beyler.
Lanet olası oyun bozan. Şeytan çarpsın. Yeter artık. İşte birikimimin geri kalanı. Şimdi toz olalım. Hay şeytanın boynuzu. Senin işini ben bitireceğim, serseri. Otur oturduğun yerde bakalım. Aferin Bulldog. Şimdi onları bağla. Ben kaçanı yakalamaya gidiyorum. Büyük ihtimalle kendine bir at bulmaya gitmiştir. Ve bulmuş da. Aksi şeytan, ileri. Menzil dışına çıktı. Yine de elimden kurtulamaz. Yarın her şey bitmiş olacak. Ya Prens Minamoto'nun intikamını alacağım ya da almaya çalışırken öleceğim. Şayet başarılı olursam bu sefer de seppuku yaparak Gölgeler Krallığı'nda yine onun yanına gideceğim. Bir Ronin olmayacağım. Önderi ve amacı bulunmayan bir adam olmayacağım. Bir amaç. Bunu benim için yapmıyorsun. O zaman neden? Senin için yapmadığım şey nedir? Niye halkımın arasına katıldın? Bizi niye takip ediyorsun? Sen Çinli değilsin, bir savaşçısın, çiftçi de değilsin, işçi de değilsin. Yüreğinde sakladığın bir sırrın var Takeda ve dünyada orası kadar girilmesi zor bir yer olduğunu sanmıyorum. Her erkeğin kalbine girmek zordur. Her neyse, yine de benim için yapmıyorsun. Senin için olmasını ister miydin? Bu sorunun cevabını kendin de anlayabilirsin. Kalbim buz gibi soğuk, onu sen bile ısıtamazsın. İzin ver deneyeyim. Her nereye gideceksen beni de götür. Bakarız. Şimdilik kampa arabaların yanına dönelim. Bu duman iyiye işaret değil. Gidip bakalım. Burada neler oldu? Üç adam yaptı. İşlerinden biri adanın Kariz olduğunu söyledi. Seni ve kızı arıyorlardı. Kutsal ruhlar, Karizo. Bir amaç. O sırada haydi Parker ötmeye başla. Olanlardan sonra cezanda indirim yapılmasını istiyorsan bunun bir tek yolu var. Çünkü seni adalete teslim edeceğim. Yargıç karşısına çıktığında foyan anlaşılınca her şeyi anlatarak bizimle işbirliği yaptığını söyleyebilmelisin. Bu senin lehine olur. Ama inkara kalkışırsan belki Red daha akıllıca davranır ve kendine gelir gelmez konuşur. O da olmazsa Green var. Eminim Zagor onun peşini bırakmayacaktır. Ben bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim beni bu olayları Green'in bulaştırdı. Sabotajların düzenlenmesinde kendisine yardım edelim diye Red'e ve bana para teklif etti. Neden? Bilmiyorum. Size bir açıklama yapmaması mümkün mü? Sizinle paylaştığı paraları kimden alıyordu? Ona soruyorduk ama bize cevap vermiyordu. Alaylı bir şekilde sırıtmakla yetiniyordu. Ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi olur diyordu ve paranın kokusu yok dedi.
O banknotlarla daha önce her kim dokunduysa kokusu sinmemişti. Eğer işin aslı böyleyse o zaman belli ki Grimm'i satın alan kişi kimliğini başkalarına açıklamamasını tembihlemiş. Olabilir. Bu durumda Parker'ın doğruyu söyleyip söylemediğini ancak Zagor sürüden kaçan kuzuyu yakalayıp getirdiğinde öğreneceğiz. Zagor onu mutlaka konuşturur. Ne yazık ki Zagor'a yardım edemiyoruz. Bu havalide arazi taşlıktır. İzlerini takip etmek neredeyse imkansız. Ama onun dönmesini beklerken biz de bazı şeyleri araştırabiliriz. Mesela rüşvet alan sadece Parker'la Red mi ya da muhafızların arasında başka suç ortakları var mı? Şerefim üzerine yemin ederim ki benim bu olanlardan haberim yoktu mühendis bey. Olabilir Kling. Demek ki seni ayakta uyuttular. Bir grup muhafızın başkanı olarak yeteri kadar uyanık değilsin. Bu da senin için olumlu bir durum sayılmaz. Benim ve Red'in dışında burada bulunanların hiçbiri bu işe bulaşmadı Raps'ın. Bizim yaptığımız şeyleri herkes beceremez. Grimm kime teklifte bulunacağını biliyordu. Burnu iyi koku alırdı. Her neyse, Grimm 3 kişiyi daha baştan çıkardı. Şu anda burada yoklar. Jenk kaçırılıyor. Seni tekrar görmek büyük zevk güzelim. Hayır. Nereye gittiğini sanıyorsun? Takeda. Erkek arkadaşım bu sefer sana yardım edemez. Onun için direnmekten vazgeç. Seni bulacağım diye çok uğraştım. Siz Çinliler birbirinizin aynısısınız. Ama şansıma sen ırktaşın olan öteki kızlardan daha güzelsin. Size söylediğim kadar var değil mi arkadaşlar? Nefis bir parça. Daha bile fazla Carrizo. Doğru, senin gözünde genellikle bütün kızlar güzeldir. Yeter ki soluk alsın. Ama bu kız bir limon suratlı olarak gerçek, sevimli. Bırak beni, kes şunu, direnmen boşuna. Uslu durman senin iyiliğine olur. İtiraz etmeden seni götüreceğimiz yere geleceksin. Yakında sevgilin ziyaretine gelecek. Seni bulacağı yerle ilgili kendisine bilgi ulaştırdık. Yalnız onu birlikte bekleyeceğiz ve bu sefer beni gafil avlamasına izin vermeyeceğim. Arkadaşlarım da orada olacak. Biz seninle eğlenirken sevgilin kenardan bizi izleyecek. Sonra da kendi kılıcıyla onun derisini yüzerken bu sefer sen seyredeceksin. Ha ha ha. Aynı anda lanet olsun zemin taşlık olduğu için izler hiç belli olmuyor. Takip ettiğim adam bölgeyi mutlaka benden iyi tanıyordur ve nerede gizleneceğini biliyordur. Ama kolay kolay pes etmeyeceğim. Hava kararıp artık izleri göremez oluncaya kadar aramaya devam edeceğim. Mesela bunlar gibi. Usludur. Yok, yapacak bir şey yok. Bu izler ona ait değil. Ama bu yöne doğru kaçtığını gördüm. Yine dağlara doğru. Ben de aramaya o yönde devam edeceğim. Grimm'in bu kadar kararlı bir tepkide bulunması suç ortakları gibi sadece basit bir infazcı olmadığını gösteriyor. Diğer ikisi emir almaya alışık oldukları için birkaç saniye tereddüt ettiler. Oysa Grimm'de yalnızca emir vermeye alışmış insanların yüz ifadesi vardı. Aynı anda çok uzak olmayan bir yerde.
Evet, izimi kaybettirmeyi başardım galiba. Şimdi yapılacak en iyi şey daha önceden bu gece için gitmeyi düşündüğüm yere ulaşmak. Carrizo'nun sığınağına. O Allah'ın belası Meksikalı sabotajlar konusunda bana yardım ederken ne kadar becerikli olduğunu ortaya koydu. Çinli kızla ilgili önerilerinden söz ederken ona engel olmamakla iyi etmişim. İntikam alma arzusu bana çok aptalca gelse de karşı çıkmadım. Ona neler dediğim hala hatırımda ve bugün onun yararını görüyorum. Sana inanamıyorum Carrizo. Uyuz bir Çinliden intikam alacağım diye için içini yiyor. Aylardır onu bulmak için aramadığın şantiye kalmadı ve başka hiçbir yerde bulamadın diye şimdi de buraya geldin. En azından ben anlattıklarından böyle anladım. Doğru değil mi? Karamba, elbette doğru. Niye bu kadar aptalca bulduğunu anlamıyorum Grim. O uğursuz sarı surat benim arkadaşlarımı öldürdü. Onlar kardeşim gibiydiler. Onu cehenneme onların yanına göndermedikçe huzur bulmayacağım. İntikamlarını almaya yemin ettim. Eğer ölen ben olsaydım hepsi benim için aynı şeyi yapardı. Kahretsin, arkadaşlarımın ölümünü ona ödetmenin dışında kaçmak zorunda kalıp düştüğüm küçültücü durum yüzünden benim de görülecek bir hesabım var. Bir Meksikalı uğradı hareketleri hakaretleri öyle kolay unutmaz. Eğer mesele buysa benzeri durumlara göz yummayacak Amerikalılar da tanıyorum. O zaman yaptığımın nesi aptallık? Bu benim kişisel fikrim. Bana sorarsan intikam peşinde koşmak aptallıktır. O sarı suratlıyı öldürmekle arkadaşlarını geri getiremezsin. Aksine bu arada öfken sana zarar vermeye başlayacak. Üstelik zamanını ve enerjini boşa harcayacaksın. Oysa her ikisini de daha olumlu işlerde kullanabilirsin. Hem seçtiğiniz bu hayat tarzı yüzünden arkadaşlarım bir biçimde postu deldireceklerdi. O sarı suratlının yollarına çıkmış olması sadece bir tesadüften ibaret. Kaderlerinde böyle yazılmış. Nasıl ki senin kaderinde de kaçarak kurtulacağın yazıldıysa. Ayrıca anladığım kadarıyla bu intikam meselesi kolay gibi görünmesine rağmen seni çok uğraştırdı ve hala bir sonuç alamadın. Evet, doğru söylüyorsun. Şu ana kadar hiç kolay gitmedi ama zorluklar beni daha da azimli yaptı. Carrizo haklı Grimm. Bazı şeyler pahalıya mal olsa da yapılır. Eh, görüş meselesi. Düşünüyorum da sarı suratlıyı bu şantiyeye gelmeden önce ele geçirebilirdim. Birlikte yolculuk ettiği kervana düzenlediğim baskınlarda onu kafiledeki insanların arasında bulsaydım mesele kalmayacaktı. Kendime sıkı adamlar bulmuştum. Birkaç dolar karşılığı bana yardıma hazırdılar. Fakat baskınlar sırasında şans Çinli'den yana oldu. Zira onu bir türlü bulamadık. Başarısız iki baskından sonra adamları borcumu ödeyemedim. Bana yardım edecek güvenilir dostlar bulmak için zamanım da olmadı. O Çinli hafife alınacak biri değil. Şeytandan beter. Hele kılıcı yanındayken kesinlikle karşısına tek başına çıkılmaz. Böylece ihtiyacım olan parayı kazanmak için çalışmaya karar verdim ve bu şantiyeye geldim. Muhafız olarak çalışmaya başladım. Ayrıca Çinli'yi burada bulacağımdan eminim. Demek sabotajlara yardım etme teklifimi bu yüzden kabul ettin. Memnuniyetinden 32 dişini göstererek sırıtıyordun. Ne iş olsa kabul ederdim. Çünkü ucunda para olan her işi severek yaparım. Ama başka bir şey daha düşündüm.
Eline çabuk adamlarla birlikte çalışırsam intikam saati geldiğinde bana yardım edecek birilerini bulurum diye umuyordum. Nitekim buldun da. Carrizo buraya geleli fazla olmadı ama kısa zamanda kendini kanıtladı. O bize yardım etti. Biz de ona edeceğiz. Ayrıca bize fazladan birkaç dolar vermeyi vaat etti. Bu hiç fena olmaz. Şeytan çarpsın Carrizo. Bütün şeyi boşaltmışsın. Zaten bitmek üzereydi Dunsan. Gidip dükkandan yeni bir şişe alalım. Bacaklarımız açılır. Ortalığın kalabalıklığı yüzünden aradığım adamı bir türlü tespit edemedim. Bir yanda Çinliler, diğer tarafta nöbetçiler ve muhafızlar. Sağa sola gidip gelen işçiler, başım dönüyor. O baş belası sarı surat çok kurnaz. Saklanarak beni oyalıyor. Ama sevgilisi var ya, şu güzel Çinli kız, onun kadar uyanık değil. Onun kadar uyanık değil. O burada, onu tanıdım. Adamıma ulaşmak için kızı kullanacağım. Ne düşünüyorsun? Kızın sayesinde çekik gözlü köpeği ıssız bir yerde, civardaki dağlarda keşfettiğim bir mağarada tuzağa düşüreceğim. Çok eğleneceğiz. Sen de gelebilirsin Grim. Eğer istersen eğlence başlayacağı zaman bize katılırsın. Neden olmasın Carrizo? Haber verirsen icabına bakarız. Evet, yardım edecek birilerine ihtiyacım var. Carrizo ile diğer ikisini bahsettiğim mağarada bulacağım. Tuzağı hazırlamak için bu akşam oraya gideceklerini biliyorum. Yalnız şu anda halledilmesi gereken Carrizo'nun intikamından daha önemli bir konu var. Bu konu sabotaj işinde hepimiz suç ortağı olduğumuz için sadece benimle ilgili değil. Evet, bu işte hepimiz aynı gemideyiz ve batmamak için işbirliği yapmak zorundayız. Hazırım. Seni bulmaya geliyorum Zagor. Ama daha önce yapmam gereken bir şey var. Jenk'le konuşup her şeyi anlatacağım. İşler nasıl giderse gitsin, yarın ölmüş olacağım. Bunun samuray olmanın gereği olduğunu açıklayacağım. Kadınım nerede? Bilmiyorum. Onu götürdüler. Kimler? Şu Meksikalı, adı Carrizo olan. Senin er veya geç çadıra döneceğini biliyordu. Sana bir mesaj iletmem için beni burada bıraktı. Ne mesajı? Ve ben tamamını hatırladığımdan emin değilim. Carrizo söylemeden önce bana vurdu. O kadar çok korktum ki tam anladığımdan emin değilim. Hatırladığın kadarını söyle. Onu bekliyorum ama acele etmesine gerek yok. Çünkü sevgilisi bana arkadaşlık ediyor dedi. Ve hazır olduğunda kurumuş büyük ağacın altına gidebileceğini söyledi. Kuzeydeki büyük kayanın üstünde. Yerini biliyorum. Aynı anda. Sakin ol benim Grim. Beni buraya Carrizo davet etmişti. Unuttun mu? Tamam, seni şimdi tanıdım. Atını içeri götür. Bizimkiler de orada. Ben de seni tanıdım Grim. Bir dakika önceye kadar sadece gecenin içindeki atlı bir gölgeden ibarettin. Karanlığa rağmen peşini bırakmamakla iyi etmişim. Carrizo burada değil ama çabuk dönecek. Onu burada bulacağımı sanmıyordum. Sanıyordum. Nerede?
Wayne ile birlikte bir randevuya gitti. Çekik gözlü arkadaşıyla buluşup onu buraya getirecek. Beni atlara ve güzel bir kısırağa bekçilik etmem için bıraktılar. Ama parmağını bile dokunduramazsın. Kesin emir var. Diğerleri dönene kadar ellemek yasak. Pöh, bunu düşünecek halde değilim. Başım zaten yeterince belada. Eğer Carrizo burada olsaydı aptalca intikam planlarını ertelemesini isteyecektim. Deresini yüzmek istediği adamı yakalayıp geri döndüğünde kafasına bir kurşun sıkıp hemen öldürürse ve gereksiz yere zaman kaybetmezse iyi eder. Zira benim sorunlarım sizi de ilgilendiriyor. O mağarada kim var bilmiyorum. Grimm burada birini bulacağından nasıl emin oluyor? Onu da bilmiyorum. Ama öğrenmem uzun sürmeyecek. Dirsek şeklinde kıvrılan bir tünel var. İlerisini göremiyorum. Ama bazı sesler geliyor. Işık da var. Carrizo haklıymış. Gerçekten bir içim su gibisin kızım. Çek ellerini kızdan. Başka dertlerin olduğunu söylememiş miydin? Şundan biraz iç de rahatla ve ötekilerin gelmesini bekle. Oyalanmak istiyorsan dertlerinin ne olduğunu bana anlatabilirsin. İyi gitti. Beni fark etmediler. Robson ikili oynadığımızı keşfetti. Hep o kırmızı gömlekli arkadaşının yüzünden. Şeytan çarpsın onu. Adam aynasız ya da onun gibi bir şey olmalı. Dün sabah Carrizo'yu yumruklayan adamdan mı söz ediyorsun? Ta kendisi. Karanlık basına kadar beni takip etti. İzimi kaybettirene kadar anam ağladı. Sadece iki kişiler, kız tutsakları. Onu burada neden tuttuklarını bilmiyorum ama varlığı durumu zorlaştırıyor. Artık hiçbirimiz şantiyeye geri dönemeyiz. Kaçmayı başaramayıp kalanlar şanslarına küssünler. Bu ikisi kızı kalkan olarak kullanabilirler ya da silahlı çatışmaya çıkarsa serseri bir kurşuna kurban gidebilir. Bu da nesi? Orada gördüm. Hay aksi, arkada durursam atlar beni hissetmez sanmıştım. Buraya gel. Lanet olsun, korktuğum başıma geldi. Seni takip eden adam bu. Grimm, kırmızı gömleğinden tanıdım. Evet, o. Eğer gerçekten aynasızsa kıza bir kötülük etmemize göz yummayacaktır. Hey sen, ellerini kaldır ve ortaya çık. Aksi halde kızın boğazını kesmeye başlayacağız. Birazdan çığlıklarını duyarsın. Kız ölünce de seni almaya geleceğiz. Masum bir kızın yok yere ölmesini istemezsin, değil mi? Başka seçeneğim yok. Onu rahat bırakın. Geliyorum. Güzel, yavaş, acele etmeden sakın bir numara yapmaya kalkma. Tabancanı yere at. İşte attım. Şimdi öne doğru çık. Ellerini görünür şekilde yukarıda tut. Nasıl isterseniz. Ben sana dememiş miydim Dunsan? Aynasızların kalbi yumuşaktır. Hani onu ektiğinden emindin. Öyleydi ama adam av köpeği gibi. Hiç kuşkun olmasın Grimm. Dikkat et Grimm. Lanet olsun. Dur. Durma. Kaç. Peki. Vay canına, hayır.
Gelecek sayı, intikam saati.